Evet, İpek Tuzcuoğlu ve Fuat Ergin ya da hepimizin bildiği ismiyle Fuat, ikiniz de hoş geldiniz. İpek, neyi yarım bıraktın bugüne kadar da yarım? Ben yarım bırakmadım. Hiç bırakmadın. Herkes bırakıyor. Yarım bırakıldın mı hiç? Çok değil ama bazı noktalarda evet aslında. Ben senden yarım bırakmam abi. Ben onda bir bırakırım senden. İş hayatında yani tamamlıyorum da her şeyi ama her şey işten ibaret değil tabii ki. Yani elbette. Hayatta bir dolu duygu var ki şarkılarda bunu çok güzel ifade ediyorlar. Müthiş, özellikle müthiş o tarzcılar. Rap değil mi? Yanlış. Evet, ben rap müzik. Hani bir kelime kullanmayayım. Çok yabancıyım. Yok, çünkü estağfurullah. Gerçekten tam tanımlamada bazen ben de kalıyorum abi. Tam o tanım değilmiş. Mesela rap diyorsun, o onun karşı şeyi, tanımı o değilmiş. Dolayısıyla ben de çok dikkatli konuşuyorum konusunda. İşte o yüzden yani aslında bütün duygular var bu kitapta baktığın zaman ama bir taraftan da herkes yarım, yani hayaller yarım, aşklar yarım, umutlar yarım. Filmlerde de bunu görüyoruz, romanlarda da görüyoruz, şarkı sözlerinde de görüyoruz. Birbirimiz de tamamlanmaya çalışıyoruz aslında hep. Çok güzel. Bu dünyada. İkinci tarafı daha uhrevi. Esas yani göç ettiğin zaman tamamlanıyor ruhu yani insanın. Ben ona inanıyorum. Bir şekilde tamama doğru yürüyorsun. Yürüyoruz. Ondan kaçınılmaz ama şimdi verdiğim haberlerden hareketle peki tamamlanma niyetimiz yok. Daha çok akıbetimiz hep yarım bırakılmış. Yani öldürülen kadınlar vesaire. Hayvanlar üzerinden bile kamplaşan bir zihniyet. Acayip. Yani Fuat, şöyle bir şey söyleyeyim. Senle, senin sesinle, şarkılarınla tanışmamın üzerinden 10 küsür sene geçti. Senin şiirini çok beğeniyordum. Almanya'dan özellikle geldiğinde o Berlin'de öyle bir fotoğraf çıkartıyordu ki o şiirle birlikte. Ama sanırım Türkiye sana artık malzemenin kralını veriyordur. Ne diyorsun? Kesinlikle. Yani Türkiye gerçekten çok ilham veren bir yer diyebilirim ama dünyada olanlar da onlar da yani paralel neler oluyor dünyada görürüz. Etrafımız savaş. Her taraf çok fena. Dünya ekonomisi de. Her şeyi takip ediyorum açıkçası. Ama Türkiye'de olanlar özellikle onları zaten yeni bu yaptığım şarkıların içine bayağı bir harmanladım. Son 4 aydır böyle her ay bir şarkı çıkarıyorum. Harika. Ondan sonra umarım dinleme fırsatın olur. Olur. Benim tabii. YouTube kanalıma üye olmak, abone olmak istersen Fuat Ergin TV. Toplarım ya, ben bütün ordu toplar geliriz biz. Sen lütfen buyurun ya. Efendim yani. Evet. Canımızsın bizim ya. Aynen. Ama bunlar artık insanı besliyor. Şiir de böyle, çünkü onun yaptığı işte şiir aslında. Bir yandan hani onu sen yazıyorsun. Evet. Sen can veriyorsun ona, saygı duyulan bir şey. Sadece bazen kaygılanıyorum. Yani iş sizin iş, aldı başını gitti. Sen Rapstar diye bir program vardı, hatırlarsın. Ama biliyorum, oradaydın. Orada evet. Jüriydi. Aldı başını gitti. Şimdi çok tuhaf şeylerde şiir adı verilen tuhaf şarkılar da yapılıyor. Yani hani bu da bir şekilde sizin ürettiğiniz şey harmanın içerisinde tanımlanıyor. Buna bir itiraz olmamalı mı sence? Fazla arabesk buluyorum ben bazı şeyleri. Yani ben gerçekten kendi stilimi bu yıllar içerisinde oluşturabilmiş durumdayım. İlham alırken çok dikkatliyim. 2000 yılından beri de çok fazla hip hop müzik dinlemiyorum mesela. Klasik müzik dinliyorum, jazz müzik dinliyorum, etnik müzikler dinliyorum. Türküler var dinlediğim. O ilham aldığım yerler ayrı. Çünkü eğer hip hop müziğe dönersen bu sefer bilinçaltın o kadar çok etkileniyor ki. Yaptığın şey de doğal olarak artık kendine benzemiyor, anlatabiliyor muyum? Ya da yeni bir şey yaratmak gerçekten çok güç oluyor diye düşünüyorum. O yüzden ilham aldığın yerlere çok dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca müziğimin içerisinde hani bir sürü şeyi harmanlamayı seviyorum. Bu Japonya'dan işte bir bambus flütü olabilir. İşte ne bileyim Tayland'dan bir darbukamsı çalan bir adamdır bir değil. Onların da kendilerine has tabii kanunları falan var. O kadar geniş bir spektrum ki müzik gerçekten. Oradan hani çalmadan gerçekten hani hırsızlık yapmadan harmanlayabilmek, ona saygıyı da geri kazandırmak mesela. Bu tip bir enstrümantali alıp hip hop beatleriyle harmanladığın zaman yeni bir şey ortaya koymuş oluyorsun. Dolayısıyla o gelen sample'ı da ya da o enstrümanları da yüceltmiş oluyorsun. Sen o zaman tabii evrensel bir iş üretmiş oluyorsun bir yandan da. O çok önemli kesinlikle. En başından beri evrensel olmaya çok dikkat ettim evet, diyebiliriz. Lokalde kalmamak lazım. Hala diss atıyor musunuz birbirinize? Yani tabii diss atılıyor. Belli bir iletişim şekli yani. Belli bir yani tabii ki. Hani ya. Olimpik bir düşünce bu. Aha. Bu sözlerle bunu yaparak bu çok yüksek bir seviye. Anlatabiliyor aha muyum? Hani ben bunu şeyin karşılığında yapıyorum. Alt oyulması. O varsa ben yokumculuk var mesela. Evet. Ondan sonra işte ne bileyim önünü kesmek isteyen insanlar var. Sana diss atacak kadar kalitede, yüksek kalitede değiller mesela.
cümleler çok daha basit orada. Hı-hı. Öyle durumlar var. Ben de diss yapmayı, hani ben mesela çıkıp ben ne bileyim röportajlarda kimseye söylemem ya da o çıkarsa ben orada işte ben çıkmam demem mesela, anlatabiliyor muyum? Ben yapacaksam bir şey rapimle söylerim. Benim mızrağım, tabancam rapim yani. Çok güzel ya, yıllarca değişmemiş. Biliyorsun hala zaman zaman sosyal medyadan karşıma çıkan şey, meslekteki en tatlı günümdü açıkçası, unutulmaz günü. Biliyorsun müthiş bir kavga, bir canlı yayın kavgası. Yıllardır bu konuşuluyor, yıllardır bu kavga konuşuluyor ve abi işte ne yaptınız o gün? O gün anlatılmaz yaşanır. Hı hı. Yani onu öyle diyorum. Anlatılmaz yaşanırdı. Müthiş belki bir karşılıklı şeyle. Ama şimdi seni öyle bir yerde gördüm ki, şimdi sana da geleceğim aynı konuda. Abi kilo vermişsin, biraz daha esmerleşmişsin, Malcolm X gözlüklerini kesinlikle dünyayı barışa çağırıyor gibisin. Yani ben böyle hissettim, sen nasıl hissettin bilmiyorum ama. Malcolm X'le pek paralelitem yok açıkçası, yani düşünce açısından. Ama bu Club Master'ları gerçekten ben ezelden beri çok severim. Gittim işte güneş gözlüğü aldım, dedim ki bunlara numaralı gözlük tak. Öyle olsun dedim bu seferlik. Güzel o olmuş şekilde ya. Yaptım aynen. Bu tamamdır yani. Teşekkürler. Eyvallah, eyvallah. Peki sen her dönemde zarif oldun. O zarafetin hiç değişmedi ama ne bileyim hani kitap yayınlandıktan sonra bir yazarlık gömleğini de giymiş gibi, hani bir oyuncu tarzı değil de bir yazar tarzına bir dönüşüm oldu. O şey planlama değil herhalde, değil yok, mi? Yok, hayır. Bu insanın kendisiyle artık yüzleşme. Tamamıyla yaratıcılığınla ilgili mesela o kadar güzel bir şey söyledi ki, ilham diyor. Çok hoşuma gitti. Çünkü gerçekten bir ilhamla geliyor. Hı hı. Yani bu bir saygı. Yani yaratıcıya tabii, bana göre saygı. İnsanın kendine saygısı, yaptığı mesleğine saygısı. Ben hiçbir zaman edebiyatçıyım diye bir iddiam olmadı. Biliyorsun benim ne kadar mütevazı olduğumu. Aynen. Ben sadece duygu arşivimi sevenlerimle paylaştım. Hı hı hı. Yani, tamamıyla açtım. İşte dedim buyum, bunları biriktirdim, bunları gözlemledim. Hayat biraz böyle. Tabii sadece dünyevi aşktan bahsetmiyor kitaptaki sözler, aforizmalar, şiirler. Biraz daha tabii bir maneviyat da var, bir gerçek aşka ulaşma, bir doğa var, her şey var yani. İnsana dair her şey var aslında. Dünyada gerçek aşkı bulamadın mı? Buradan bunu mu çıkartalım yani? Yo, öyle demeyelim. O zaten... O olmazsa olmaz ki. Çünkü onlar da biliyorsun hani ulvi aşka giden. Ya burada bir yanacaksın. Evet. Burada tabii bir yanacaksın. Zaten dünyevi aşkla yanmak, pişmek, öğrenmek, fark etmek başka kapıları açıyor bence. Valla ben eskiden kedilere inanmazsın. Yani 20-25 sene önce o kadar ürkerdim ki geldiği zaman su dökerdim gitsin diye. Şimdi kedilerim var bahçemizde. Apartmanın bahçesinde onlara bakıyorum, kedim var, annemin kedisi var, kardeşim ya, deliriyorum bak. Şimdi bu bir nasip işi. Büyüyorsun ya, ruh da büyüyor aslında. Sen büyüdükçe ruhun da genişliyor ve kademeleri var. Ben buna inanıyorum, hani ben biraz böyle bakıyorum hayata. Dolayısıyla başka kapılar açılıyor. Şimdi ben acayip doğa seven, kedi köpek seven, hayvan sever bir insan oldum. 12 sene önce başladı bu benim şeyim. Sana bunu yapan hayat bize neler yapmaz diye düşünmeye başladım şimdi yani. Bak daha radikal detay bir şey söyleyeyim. Eskiden mesela çay may böyle çimlere dökerdim. Aha. Tamam mı? Hayır. Ay diyorum, can o. Yani ya da ağaçlar. Aynı şekilde yani bu yangınlarda bunu gördük aslında. Bir video seyretmiştim, hiç unutmuyorum. Ağaçların ağlama sesini çekmiş çocuklar. Hakikaten o çığlıkları, o ağlama sesini hissediyorsun. Yani duymak istiyorsan duyar ya. Başka kapılar açılıyor. Yani tabii ki bunu bence ilk kademesi kadın erkek ilişkisi üstünden evriliyoruz, dönüşüyoruz, öğreniyoruz. Hala öğreniyoruz. Çok sopa yedin mi? Hayattan mı? Tabii canım. Yani. Ama yemeden olmaz. Yemeden büyüyemiyorsun. Yemeden nasıl çıkacak bu kitap? Ya gümüş kaşıkla doğuyor ve gümüş altı kaşıkla ölüyor. Yani hiç sopa yemeden gidiyorlar bu dünyada. Öyle ama şimdi şeyi de bilemeyiz ki insanın içini. Yani ne yaşadığını. Şimdi her şey görünür de biraz farklı ya. Biz işte, kaşığın muhteviyatından bahsediyoruz. Yani mesela işte Kıvanç Tatlıtuğ. Evet. Serenay Sarıkaya. Hani Cem Yılmaz. Hani böyle çok sürekli gündemde olan isimler vardır ya. Bilmiyorsun ki o ne kadar mutlu. Harika reklam kampanyaları yapıyorlar. Bilmiyorsun.
bilmiyorsun neler yaşıyor kendi içinde. Yani biz o kadar şekilde ve suretliyiz ki ben hep anlamak, algılayabilmek, yargılamamak, eleştirmemek üstüne bir hayat kurdum. Dolayısıyla insanlara diyorum ki ya mutlu olmayayım. Belki sen daha mutlusundur ondan. Daha huzurlusundur evinde. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Böyle bakıyorum. Bakmak, algıları açmak lazım. Geçenlerde sosyal medyada ismini bilmediğim çok nazik bir beyefendi. Yaşlı da başlıca, kerli ferli biri. Şey diyor yani diyalog halinde olun. İnsanlarla diyalog halinde olun. Bir şeyler duyun, bir şeyler işitin, dinleyin. Öğrenin yani. Hiçbir şey yapmazsanız şiir okuyun, şiir sizi en iyi yere götüren yoldur. Evet. Ben mesela hani romanda daha böyle yüksekte görüyordum ama baktım ilk edebiyata girdiğim yıllardan bu yana terk etmediğim tek şey şiir. Yani roman yarım bırakıldı, hikayeler kenara kondu. Ama şiir gerçekten anlatıyor. O anlamda sen nasıl görüyorsun şiiri? Yani kendi şiirini nasıl görüyorsun? Yani şimdi İpek çok güzel bir, biraz da tasavvufi bir şekilde, biraz mistisizm de yolunu açtı. Evet. Sen de daha mı realist? Senin şeyin. Yani ben yazarken gerçekten böyle ne diyeyim çok vizüel de düşünüyorum hani böyle. Benim yazdıklarım, raplerimi duyan biri gözlerini kaparsa eğer video klibimi seyretmiyorsa böyle bir film görür. Anlatabiliyor muyum? Ve herkes böyle bir şeyler görür. O benim için evet şey evet yapar. Kesinlikle çok önemli. Ama mesela çok köşeli olmak, keskin olmak benim için çok önemli. Bir Ömer Hayyan var oradan. Böyle onun bir düşüncesi var ya da onun bir bakış açısı var. O beni etkiledi. Neyzen Tevfik kesinlikle küfür dilin cilasıdır der. Tabii. Ben küfür ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Dijitale geçtiğimiz için de artık eskisi gibi problem yok. Kültür Bakanlığı'yla küfür edemezsin falan yani. Olur mu? Bence televizyonda da çok rahat küfür edilebilmeli yani. Şu anda biz küfür edebilmeliyiz bence. Üzücü bir şey bu ensende böyle bir tabanca. Onu YouTube'da yapabilirsin. Yani evet ama yani sonuçta YouTube'da yapıyorsun da burada yapmayınca bunu saklayamıyorsun ki kimseden. En acayip küfürleri git çocuklardan öğrenirsin yani. Gerçekten öyle. Tabii ki öyle. Argo ciddi yani, bir kostümdür aynen, yani aynen. Giymesini bilen de onu çok güzel taşınır. Evet üzerinde. Şiir yazarken kostüm mesela beni iten şeyler çiçek böcekli böyle çok işte böyle çok her şey süper. O da beni çok etkiliyor mesela. Yani memleketimiz ve dünya o kadar acayip bir durum içinde ki ve the show must go on mentalitesi çok güçlü. Evet. Anlatabiliyor muyum? Böyle ne olursa olsun devam edecek abi. Yani orada Gazze'de insanlar mı ölüyor? Burada depremde 10 şehir mi yıkılıyor? Çok acayip hani bu. Sen ya da sensiz devam ediyor. Yani evet benim mesela yanımdan geçemiyor anlatabiliyor muyum? Kendimi o zaman yanlış bir şey yapıyormuş gibi hissediyorum ben. Ben buna kafayı yormazsam, ben bununla ilgili bir şeyler yazmazsam, ben bununla ilgili bir şey demezsem susmuş olurum ve susunca da kendimi açıkçası bir suç ortağı gibi hissediyorum. O yüzden hani şiir derken daha çok lirik işte hani. Lirik tabii. İnanılmaz bir dışa vurum, dünyada olanları algılamak. Beni dinleyenlerle, akıllılarla bunu paylaşabilmek ve bir alternatif yol bulunması gerektiğini düşünüyorum ben. Dünyadaki şu an hakim olan sistem korkunç. Yani Biden'dan önce mesela Trump vardı. Trump yine gelecek. Biden'dan sonra yine Trump olacak. Evet evet. Çok inanılmaz öyle bir komedi yani. Öyle anlatabiliyor muyum? Ve hiç değişen bir şey yok. Evet. Yani. Ve itiraz eden de yok. Aslında şiirlerinin yani şarkıların hikayesi var. Onu seviyorum ben. Hiç tabii canım. Yani o hikaye üstüne mesela baştan sona kadar ben beraber konuk olacağımızı bildiğim için biraz daha detaylı bakabildim hayat hikayenize. Yani o hikaye kısmını seviyorum ben. Mesela o bir böyle içten gelen bir şey var ya bir de o kadar artikülasyonları güzel ki. Çok. O konuda hayranım hepinize bak. Eyvallah. Onu söylüyorum. Ya ben bu kadar tiyatro eğitimi almış olmama rağmen o kadar hızlı o kelimelere ne oluyor diyorum nasıl bir şey? Tiyatro dediniz de ben o kan kokusunu diyeyim tiyatroda aldım. Orta 3'te miydim, orta 2'de miydim? İşte okul müsameresine çağırdılar. Ben orada bir karakter oynadım. Sonra orta 3'te bir karakter daha oynadım. Bir komedi oynadık böyle. Ve o kadar hoşuma gitti ki onun üstesinden gelebilmek, orada o enerjiyi alabilmek ve bir şeyin o parçası olabilmek hani O gerçekten çok etkilemişti beni. Tiyatro derken de Konur Alp Sunal abim vardır. Büyükada'da yaşıyor kendisi yengemle beraber. O bana mesela işte konuşmak için, daha iyi konuşabilmek için sormuştum. Ne demem gerekiyor, ne yapmam gerekiyor? İşte o pick-up, bu pick-up, şu pick-up falan, Şemsi Paşa Pasajı falan. Onu soracaktım. Tabii, tabii. Devrin çalışıyor musunuz? Tabii tabii kesinlikle.
sahneye çıkmadan önce de nefes şeyleri, egzersizleri, nefes açmak için. Diyaptan. Ondan sonra içtiklerine, yediklerine dikkat etmen gerekiyor. Ne bileyim 5 saat öncesinden ben hiçbir şey yemem çünkü. Tabii. Mideye kan şey gidiyor abi. O beyine lazım o kan, anlatabiliyor muyum? Sen operadan aynen da bilirsin zaten. Dur tabii. Yani. Şeyi mideyi biraz boş bırakmak lazım. Aynen. Ondan sonra oturup bir spagetti indirebilirsin. İndirebilirsin. Onda bir sıkıntı evet yok. Ama hız çok mu önemli yaptığınız işte? Hız şöyle önemli. Yani eğer bıdı 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 bir şey yapıyorsam ve ben hiçbir şey anlamıyorsam onun bence bir anlamı yok. Ben de hızlı yapıyorum. Yani belki de Türk rap tarihinin en hızlı parçalarından bir tanesi. Şpong Feda diye bir parçam var. Gerçekten onun hızına bence daha kimse ulaşamadı gibi geliyor bana. Şey Bolt gibi yani. Ay, gerçekten çok hızlı. Hani. Takır 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 gidiyor böyle. Ama şey çok önemli benim için. Yani çok şeyden bahsetsem bile bir anlam bütünlüğü ve böyle bir organize edilmiş bir kaos seviyorum ben. Hmm. Yani bir kaosu organize etmeyi seviyorum kafamda. Hmm. Çünkü ben bir gün yaşarken o kadar çok şey duyuyorum, etkileniyorum ki bu sadece bir konudan bahsetmek bana abes geliyor. Hele mesela aşk şarkısı. Aşk bence o kadar özel bir şey ki. O kadar özel bir şey ki ben aşk şarkısı hiçbir zaman yapmadım. Müjde haricinde eşim. Onun için yaptım bir şarkı. Deryalar diye. Aman bere deryalar o türkünün. O nakaratını aldım. Biraz daha böyle ikinci vites okudum onu. Değişik harmanladım ve Müjde'ye olan aşkımı anlattım mesela hani. Ne bileyim. Güzel. Ya güzel ama ya. Güzel. Ya bence evet hani. Ne güzel. Bilmiyorum. Çok özel bir şey ya. Sevgi, anladım, aşk böyle, evet, anlatabiliyor muyum? Bence herkes oturup eşine bir şiir yazmalı ya da bir şarkı bestelemeli. Vardır zaten. De aynen. Yani hani, Türkiye'de çok şiir iyi olmak zorunda. Yok. Aynen. Çok iyi olmak zorunda değil ki. Yani bir Grammy almayacaksın da ya da bir altın gölebek vermeyecekler sana. Git yap işte, anlatabiliyor muyum? Önemli olan o işte onu şey yapabilmek, ne bileyim manifesto edebilmek ya da hayat tarzı motto haline getirebilmek için evet, %100 somutlaştırabilmek daha doğrusu. %100 katılıyorum. Şey de çok etkilemiştir beni mesela. Hani biz bu düşünceleri somutlaştırıyoruz. Hı. Duyulabilir bir hale getiriyorsun. CD'ye basıyorsun, plak basıyorsun. Siz duygusal arşivinizi insanlara açmışsınız. İnanılmaz bir punchline bu arada. Alabilirim belki ileride. Aynen. Duygusal, çok sevinirim. Duygusal arşivi yani insanlara açmak gerçekten çok güzel. Eyvallah. Hani bunu somutlaştırıyorsun ya. Ortada hiçbir şey yok. Kainata çok yakın hissediyorum ben kendimi. Hı. Kainatta da bir ara hiçbir şey yoktu mesela. Sonra her şey bir araya geldi. Bütün etkenler işte şeyler. Ve bir şeyler oluştu. Sanat da bu işte bence. Aynen. Gerçekten yani yoktan bir şeyler yapabilmek. Aynen. Aynen. Aynen öyle, yarım yarım belki bütüne gidebilmek, doğru diyorsun. Oyunculuğunu hep ben çok müstesna buldum senin oyunculuğunu. Seçerken de hiç ver gelsin yapmadın açıkçası. Yani seçtin, gerekirse aynen işsiz kaldın. Hala da öyle yapıyorum. Seçiyorum. Yani, o önemli bir şey. Orada durabilmek, kendini frenleyebilmek de önemli. Yani ben limitsiz, hiç fren balatası yokmuş gibi davranan şimdi aktör ve aktrisler görüyorum. Biraz daha hani bir kuşak onların üstünde biri olarak, hadi yarım kuşak diyeyim. Ne öneriyorsun ya? Biraz yavaşlamak gerekmiyor mu? Şimdi bu tabii tercih meselesi. Hani kendi mesleğimle ilgili konuşurken de kimseyi eleştirmek ve yargılamak adına asla konuşmuyorum. Tespitte bu benim tespit ve gözlemim. Daha doğrusu benim de tercihim bu yönde. Bir defa kariyer planlamanızı doğru yapmanız gerekiyor. Ben hep şunu söylerim, menajerime de söylerim, yakın dostlarıma da söylerim, oyuncu arkadaşlarıma. Buradan da söyleyeyim. Ben hesabımda milyon dolarlarım var gibi proje seçerim. Çünkü doğruyu öyle seçebiliriz. Endişe yok. Gelecek korkusu yok. Eyvah tuttu mu tutmadı mı, bu senin işin değil zaten. Bırak o yapımcının işi. Senin işin değil. Sen oyuncu olarak orada en iyi şekilde hizmet etmelisin. Yapımcıya, yönetmene ve kanala. Ama benim hani alameti farika bunu söyleyeyim. Ben öyle bakıyorum. Sanki hiçbir maddi problemim yokmuş gibi. Keyifle çünkü seçmek istiyorum. Genelde ne yazık ki maddi ve ekonomik problemlerden dolayı birçok arkadaşımız çalışmak zorunda. Evet. Mesela bir arkadaşım biliyorum, adını asla vermem, çok fazla görüyorsunuzdur ama özel bir hastalığı var çocuğunun. O çalışmak zorunda. Ona ilaç yetiştirebilir. Tabii ki, tabii ki. O yüzden ben bazı şeylerin detayını da bildiğim lazım, için bazısı da onu seviyor. Ya fıtratı o, yaratılışı o. Hep görünmek istiyor. Bir tanesi bitiyor, bir tanesi. Hep ekranda olmak istiyor, hep vitrinde olmak istiyor. Para onun için önemli değil. Bunlar tercih meseleleri. Ya ama ben böyle bakıyorum olaya. Yani ben doğru bir
Mesela yakınlarda bir iş geldi, kabul etmedim. Çok da iyi bir para verilmesine rağmen bir filmdi. Dedim ki hayır, ben orada görmüyorum kendimi. O hikayenin içinde de görmüyorum. O kadronun içinde de göremedim kendimi. Siz kendinize önce değer vereceksiniz. İnsanların size değer vermesini beklemeyin. Sen önce kendini sevip kendi değerini, kendi donanımını takdir ettikten sonra o zaten enerji yayılır ve o frekansla zaten büyürsün. Hep buna inandım. Biz niye seviyoruz George Clooney abimizi? Kazanıyor, arkadaşlarını çağırıyor. Çağır. Ve üleştiriyor ya yani. Çünkü arkadaşlar için kazanıyor. Ama bu gerçekten önemli bir şey. Yani biz orada kaçırıyoruz. İnsanlar küçükken hep şunu istiyorlar. Ben de öyleydim. Yani yalan söylemeyeyim şu. Herkes beni onaylasın. Herkes beni takdir etsin. Herkes sevsinler beni sevsin. Evet, beni çok, ben çok iyi bir kızım. Çok iyi bir oyuncuyum. Bup, bup, bup. Ama büyüdükçe, yaşandıkça diyorsun ki ya İpek, hadi geç bunları tamam deyip böyle bir, ama o yoldan geçtim ben de. Ama biraz çabuk uyandım. E güzel. Yani Allah'a bin şükür. Çabuk uyandığım için de şimdi kendimi onaylama ihtiyacım var sadece. Doğru bir şey mi yapıyorum? Doğru projenin içinde miyim? Aklımı daha çok kullanıyorum duygularımdan. Kapadokya'ya gidip geliyor musun? Ay çok seviyorum orayı. Değil mi? Bayıl, ikinci mi evim orası benim. Ha, yani bayılıyorum. Bir an yancık orada tanıştık biz. Işte bayılıyorum. Çok popüler de Asmalı konak. Tabii. Balona bindiniz mi? İnanılmaz. Evet. Balona ben abi yani. Saygı duyarım. Yani fiziksel güçlerim. Teleferiye bile binmedim. Yani sadece bir belgesel çekmek derdine geçenlerde teleferiye bindirdi arkadaşlar. Arkadan şey yap, telefonla çekiyorlar. Evet. Konuşmalar da tabii kaydoluyor. Galiba gidecek. Galiba ölmek üzere. Şimdi hiç hareket etmiyor bilmem ne diye. Biraz yüksek şey var. Konsere gittim orada. Ama görme fırsatı olmadı maalesef. Mutlaka bir gece mi? Ürgüp'te kaldık. Yani Kayseri'den gelip ondan sonra da oradan Adana'ya devam ettiğimiz için maalesef görme bence fırsatı. Oraya gidip bir hafta kalmalısın. Şahane besteler çıkartırsın ve şiirler yazarsın. Ha, %100 tabii. Kesin. Müthiş bir, yani hem tarih hem hani o yapısı da, coğrafik yapısı da çok enteresan. Çok. O enerjisi çok enteresan. Güzel. Atmosferi. İlginç enerjisi. Yani. Birkaç yer daha gördüm ona benzeyen enerjik ama Kapadokya'yı tek geçerim. O güzel atlar ülkesi olarak biliniyor. Mutlaka gidersin. Şu kaldı mı? Geçenlerde enteresan bir format izledim. Ceza için saygı gezisi yaptılar. Aslında bir format bu. Ve hemen hemen herkes oradaydı. Sen orada mıydın, bu birincisi? İkincisi şu devam ediyor mu? Mesela hani Ceza ve işte Sagopa arasında bitmeyen bir şey. Tamam, karşılıklı böyle güzel tatlı şeyler söylüyorlar birbirlerine. Şimdi ama bir dakika, asla bir araya gelmiyorlar. Burada araya girmek istiyorum. Neden? Şimdi bu bahsettiğiniz konuyu ben de bilmiyordum. Çünkü çok ilgili değilim. Bir özet geçin de, şimdi benim gibi bilmeyen, şimdi ben biliyorum da sen geleceksin diye konuk olarak. Ama bilmeyen seyirciler için de bir küçük özet geçsenize. Esas olay ne? Problem en doğrusu ne? Uzman olarak. Ve neyi konuşuyoruz şu anda? Ya da bunu konuşmayıp. Hani demeyiz. Biz biliyoruz da. Ha çünkü ama soru, az kişi biliyor. Soru şimdi sana bir de şöyle yuvarlanarak gelecekti. Seninkisi olduğun kimse var mı? Hah. Önce bir tanımı yapalım, olayı ondan sonra olayı bir anlatsana ufak bize, özet. Özet yapmak, evet. Özet yapmak gerçekten. Çok, ama çok hızlı yapabiliyorsun, en eminim. En iyi specialtilerimden biridir ama yani o bu konu hakkında gerçekten burada bir şey söylemenin... Rekabet bana galiba değil mi daha çok? Yani rekabet. Rekabet falan değil abi, yok, başka bir şey o. Ha öyle mi? Aynen, onun özünde çok başka şeyler yatıyor. Saygı gecesi ölünce yapılır insana. Anlatabiliyor muyum? Öldü mü? Anlamadım ben yani, biz bilemiyorum ya, bir anlam veremedik. Ayrıca hemen hemen herkes orada demiştiniz ya demin birkaç saniye önce. Yol yürüdüğü kimse orada değildi. Ha. Hiç kimse. Zülfiyare anlamadınız ama ben bak şimdi zorladım sevgili seyirciler. Hikayenin ne olduğunu anlayın diye zorladım ama. Şöyle bir ama şey. Rap yıldızı diyelim, ben rap diyeceğim artık yani, özür dilerim. Ve ikisi de çok büyük usta, birbiriyle küsler. Ve bir türlü de barışmıyorlar. Fakat şimdi üzerine Fuat'tan bambaşka bir şey duydum ve bence burada kapatmalı. Çok da uzatmamalı. Ya ben ne anlıyorum, bayağı bildiğin özet geçtin yani. Küslükler bu sizin müzik şeyinde, tarzında daha mı fazla? Küslük demeyeyim de atışmalar hani, ya da rekabet, daha kaba bir rekabet bildiğimizden. İnsanlar arasında ne oluyorsa oluyor. Aynı hiçbir fark yok. Aynen.
insanlar arasında neler yaşanıyorsa bunlar yaşanıyor. Amerika'da genelde bu kurşunlarla yapılıyor da hani biz de Allah'tan sadece dillerle konuşuyoruz yani. Kelimelerden öyle kurşunlar mi kullanıyoruz tabii. Cesaret olan varsa buyursun. Yok babacığım o anlamda demedi. Yok hiç sorun değil. Zamanda hani Tupac falan aynen oradan hareketli tabii, şey tabii yaptık ya. Tabii tabii onlar bambaşka hikayeler. O kadar birbirlerini dolduracak kadar nefret etmemeli insanlar birbirinden. Çünkü sonuçta sanat yapılıyor ya. Keyifli bir şey bence. Yani. Oralar mesela bende hiç yok öyle tohumlar yani. Mesela ben hakikaten şaşırıyorum. Biraz sert bir iş yani orada sert başlamış. Burada Türkiye'de iyiyiz. Yani karşılık iyiyiz. Vermesen olmuyor mu mesela? Kendimi ezdirmem kimseye. Yok asla. Farz et. Asla. Yok hükmünde asla olması daha kıymetli no gelmiyor way mu? No way. Yok onlar yani o taraf öyle davranıyor biraz. Yok hükmünde gibi davranıyor ama gerçekten cevap veremediği için öyle davranıyor. Ama önemli değil abi. Benim yolum bu. Alem kimin üstad olduğunu biliyor. Tek üstad kaldı zaten. O da benim. Alem biliyor bunu. Oradan devam edeceğiz biz. Çizgimizi bozmayacağız. Omurgamızı koruyacağız. Çok güzel işlere imza atacağız. Ve bu şekilde devam edeceğiz. Üretmeye, özellikle üretmeye devam edeceğiz. Hı hı. Yani bu çok önemli. Tüketmeye değil. Tabii ki. Güzel. Ya üretmezsen ne oluyor ki yani? Üretmezsen hiçbir şey olmaz. Üretmen gerekiyor. Güzel ters. Bir bana uyar. Ya bana herkesin kendi üretim hayatı. Desin, şey desin, kendi uyar defteri nasıl istiyorsa öyle yazar. Ne yok yapacağız şeyi? Oyunculuğu ne yapacağız? Oyunculuk devam. Devam. Sunuculuk dizi devam. Falan hani var mı? Çünkü mesela bu yaz dizi yapmıyoruz kararı aldılar. Evet. Laf seviyanlar. Evet. Aa sektör. Yerli evet insan diyemiyoruz artık çünkü dijital evet şeyler de var da. Tabii dijital olduğu için kurtardı insan zaten. Ya olmasaydı diye düşündüm. Tabii ama yine de birçok insan iş bulamıyor yani. Bulamıyor. Tabii ki yani çok bir havuz var ve o havuzun içinde yüzüyor sürekli aynı oyuncular. Ya bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde birinin itirazı vardı buna. Ya hep aynı yüzler, hep aynı senaristler, hep aynı yönetmenler. Benim hiçbir itirazım yok. Hı-hı. Üretsin insanlar, ürettikçe şeyim yok ama hep aynı. Yani bir dijital ortamda hep aynı insanların farklı filmlerini izlemek. Ya ben mesela sıkılıyorum çok iyi oyuncu olmasına rağmen. Aa diyorum yine mi yani? Alternatif ya bana sorsalar ben 36. senem biliyorsun. Biz hı-hı eski seninle. Hı-hı. Ya ben o adamın yerine size 3 tane yetenekli aynı yaş skalasında işte şey oyuncu söylerim. Yani ama bak şimdi yurt dışı satış diye bir şey var artık. Evet. Gündemimizde. Size onu geliyor anlıyorum mu o para? Gelmiyor hala. Hayır bize gelmiyor. Telif'ten gelmiyor. Ama şimdi ana akım kanallardaki dizi oyuncu seçimlerini anlıyoruz. Orada çünkü yurt dışı satışına göre başrol belirleniyor. Ama mesela dijitalde bunu biraz şey esnetebilirsiniz değil yani. Daha geniş tabii ki yani daha bakabilir. Evet. Hani yurt dışından da çünkü çok izlenim alıyor bazı dizilerimiz. Hı hı. Bütün oyuncularımızı tanısınlar. Sadece 5 tane yetenekli oyuncumuz yok ki bizim. Doğru diyorsun. Yani o da bir fırsat. Yani sektörel anlamda oyuncuya da fırsat, yönetmene de fırsat, senariste de fırsat. Şey. Ama bence daha iyiye gidecek. Ben umutluyum. Yarın bırakmayacağız. Biz bu akşam Sayın İpek Tuzcuoğlu konuk olarak aldık. Mona Şiir'den çıkmış kitabı Yarım. İpek'i yakından tanımak isterseniz hakikaten buradan bir iki Musa'yla en azından ona dokunabilirsiniz. Çünkü hiçbir şey ekranda gördüğümüz gibi değil. Dostluğu da varlığı da benim için çok değerli. Fuat'ı tanımak isterseniz zaten tanıyoruz artık. Ama bugün çok daha net artık tanıdım. Bu dakikadan sonra yolun çok açık olsun. Çok teşekkür ederim. Ve hızın hiç kesilmesin. Freni hiç basma. Algış ederim. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür biliyorsunuz ederiz. Cumhurbaşkanı birazdan şeyden dönüyor. Amerika'dan dönüyor. Son şeyini, röportajını yapacak gazetecilerle. Biz aranızdan ayrılıyoruz. Şeref verdiniz. Bekleriz bütün bir yaz açık bu dükkan. Tamam. Sıkıntı geliriz yok istediğin yine zaman. Geliriz tamam yine. Okey bekliyoruz. Efendim yarın akşam 23'te canlı yayında görüşmek dileğiyle. Aman aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.